Merhabalar sevgili dostlar, merhabalar Instagram sınıfı ve merhabalar Telegram sınıfı. Hoş geldiniz. Güzel bir gün, güzel bir akşam ve bugün havadan sudan konuşma pratiği. Ali Bey, bu ne demek? Hava ve su kelimelerini biliyorsunuz. Hava ve su. Biz basit şeyler, sıradan şeyler hakkında konuşurken bu tabiri, bu deyimi kullanıyoruz. Havadan, sudan konuşmak. Yani çok önemli olmayan şeyler hakkında konuşmak. Mesela arkadaşlarınız konuşuyor ve siz geldiniz. "Oo, merhabalar, ne hakkında konuşuyorsunuz?" dediniz. Onlar cevaben, "Önemli değil, havadan, sudan konuşuyoruz," dediler. Evet, bu tabir Türkçe'de var. Sizin ülkenizde bu tabir var mı arkadaşlar? Havadan, sudan konuşmak tabiri var mı? Havadan, sudan konuşuyoruz. Hava çok var, su çok var. Yani tabii bazı yerlerde az, tamam, biliyorum. Şimdi bazı insanlar diyecek ki Ali Bey, Afrika'da bazı ülkelerde su yok. Sen ne hakkında konuşuyorsun diyecek. Genel konuşuyorum arkadaşlar. Genel konuşuyorum. Ve ayrıca Afrika'daki bazı ülkelerde su olmamasının sebebi oradaki politikacılar, oradaki hükümet, oradaki yöneticiler. Evet. Zenginler, politikacılar her zaman kendileri için çalışınca halk fakir oluyor. Halkın elektriği olmuyor. Halkın suyu olmuyor. Köylerde su olmuyor gibi. Neyse, bu başka bir mevzu. Mevzu konu demek arkadaşlar. Bu başka bir konu. Evet. Havadan sudan konuşacağız bugün. Ben bugün canlı yayına Instagram'dan bir kişi alacağım. Evet, Instagram'dan bir kişiyle konuşmak istiyorum. Bugün Telegram dinliyor, tamam mı? Telegram sınıfı, bugün lütfen dinliyorsunuz. Kimler dinliyor? Bakıyorum Telegram sınıfında. Rojin dinliyor, Svetlana Hanım, Ari var, Rasul var, Jori var, sonra Ugu yani göz bebeği hanım var, Özbekistanlı. Martin var. Sonra Meha var. Sara var. Sara hanım. Alizade çok dikkatli bir izleyici. Çok dikkatli bir takipçi. Nekane, Marina, Evgenia, Hanadi, Hava, Enes Yaman var. Asatullah, Yeva, Tatyana. Sonra Ali var. Ali Bey. Oo, Ali Bey hoş geldin. Abonima, Ali Abonima. Evet, Jori var tabii ki. Şimdi dostlar, Instagram'dan kim benimle konuşmak istiyor? Bugün konu ne Ali Bey? Konu havadan sudan konuşmak. Konu Türkçe pratik, Türkçe konuşma. Sadece bu. Çünkü her zaman bir gramer hakkında, bir ek hakkında veya oyun hakkında canlı yayın yapmak istemiyorum. Bazen deyimler olabilir. Havadan sudan konuşmak bir deyim mesela arkadaşlar. Bu arada ben Telegram sınıfına yazayım. Ali Bey iyi akşamlar, teşekkür ederim. Ha arkadaşlar, Telegram sınıfına gelmek istiyorsanız Instagram sınıfı Turkish Teacher Ali Yılmaz. Sadece bu. Turkish Teacher Ali Yılmaz ve büyük harf değil. Sadece küçük harf, hepsi beraber. Turkish Teacher Ali Yılmaz, Telegram'a yaz, beni bulacaksın. Şimdi buraya yazayım ben. Havadan, Telegram sınıfına yazıyorum. Havadan, sudan konuşmak yazdım dostlar. Evet, doğru. Enes Yaman ne demiş? Bakın. Afrika'da su altın demiş. Evet, su ne kadar önemli. Bazen düşünüyorum. Bizim çok fazla mesela
suyumuz var, çok fazla temiz havamız var. Bizim için bu bir zenginlik normalde. Ama su için insanlar kilometrelerce yürüyor. Yani 5-6 kilometre bidonlarla gidiyorlar ve su dolduruyorlar. Kuyulardan su dolduruyorlar veya dereden, nehirden su dolduruyorlar. Yani biz, oh, mutfakta su var, banyoda su var, tuvalette su var. Ne kadar rahat yaşıyoruz. Evet. Enes Bey, teşekkür ederiz. İyi akşamlar size de. Doğru mu yazdım? Yanlış yazmışım. Havadan sudan konuşmak yazmışım. Tabii hem konuşup hem yazınca böyle oluyor. Mesaj bağlantısını düzenle. Aa, düzenle var. Süper. Harika. WhatsApp gibi. Düzenledim arkadaşlar. Heh, çok iyi. Havadan sudan konuşmak. Queen, bugün hava çok sıcaktı. Turkey Leo, hoş geldin. Arkadaşlar, o English Halit, hoş geldin dostum. African Essence Connie, hoş geldin. Instagram'da bir kişiyle konuşmak istiyorum. Bu arada bir kişi yazmış Akmaral. Instagram'da, pardon, Telegram'da ses yok yazmış. Telegram'dakiler, ses var mı ses? Alo? Telegram'dakiler, sesimi normal duyuyor musunuz dostlar? Evet, sesle alakalı problem varsa çözebiliriz. Evet, şimdi şöyle yukarıya doğru geliyorum. Mümine var, hoş geldin. Madine var. Evet, Obeydat var. Obeydat, hoş geldin. Hocam, konuşmak istiyorum. Novel. Tamam. Kourokli Novel. Nounou. Hadi bakalım. Kourougli Novel. Novel, seni çağırıyorum. Novel, lütfen kamerana dikkat et. Kameranı açınca arka taraf odayı görebiliriz. Kontrol et lütfen. Kamerayı kapat. Ön kamerayla konuşacaksın, tamam mı? Dikkat. Bazen problem olabiliyor. Mesela arkadaş kamerayı açıyor. Sonra biz halıyı görüyoruz, odayı görüyoruz. Dikkat. Telefonu böyle tutabilirsin, tamam mı? Yani ne olur, ne olmaz. Ah, bir tabir daha. Ne olur, ne olmaz. Evet, çağırıyorum şimdi. Instagram'dan bir arkadaş. Şöyle. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Allah'a şükür kamerada ilk önce sizi gördük. İyi oldu bu. Bazen böyle sürpriz oluyor. Biz bakıyoruz halı var veya yerde Evet, yemek neredeyiz? var falan. Masa var falan. Nasılsın Evet. hocam? Ben çok iyiyim. Senin adın Navel, değil Naval, mi? evet. Navel. Ben çok iyiyim. Sizinle şimdi konuşuyorum, daha iyi oluyorum. Çünkü benim için pozitif enerji bu. Türkçe konuşmak arkadaşlarla. Evet. Navel'i tanıyabilir miyiz? Sen kimsin? Ben Kuruğlu Noel. 4 yıl önce sizin okulunuzda Türkçe öğrendim. Cezayir'de yaşıyorum. Ve böyle çalışıyoruz işte. Tamam. Biz seninle Asya Dilem'de karşılaştık. Evet. 4 yıl Tamam. Ben önce. diyorum. Anladım. Ben de düşünüyorum. Nereden hatırlıyorum Navel'i? Nereden hatırlıyorum? Yani seni hatırladım biraz. Tamam. Navel, sen yaz kursuna mı geldin? Summer School'a mı geldin? Evet, yaz okulu geldim. Ha, evet, yaz okulu, anladım. Şimdi Türkiye'de yaz okulları var. Asya Dilem'de yaz okulu var. Sonra Haliç Üniversitesi'nin yaz okulu var. Aa, çok. Melli Akademi'de. Peki tekrar yaz okuluna gelmeyi planlıyor musun Naval? Belki inşallah neden olmasın? Neden olmasın? Tabii bunun için para biriktirmek lazım biraz. Para Para ama biriktirmek. yani şimdi çalışıyorum o yüzden gelemiyorum. Mesleğin ne Naval? Ben müdürüm. Yani Çinler ile çalışıyorum. Çinliler.
Evet. Peki Çinliler ile ne yapıyorsunuz? Yani hangi konuda çalışıyorsun? Biz PVC üretiyoruz. Ha, PVC. Peki bu PVC'ler Çin'den mi geliyor? Hayır, sadece ham madde Çin'den geliyor ve burada Cezayir'de yani üretmeye yapıyorlar. Ham madde Çin'den geliyor. Yani ilk hali, ilk versiyonu ham madde Çin'den geliyor. Çin ve Cezayir'de de fabrikada onu Yapıyor. yapıyorlar. Evet. Peki işlerin yoğun mu? Mesela haftada kaç gün çalışıyorsun? Çok yoğun yani haftada 5 gün çalışıyoruz. 5 gün. Evet, saat 7'de başlıyoruz. İnanmıyorum. Evet. Sabah 7'de başlayıp saat kaça kadar çalışıyorsunuz? 4'e kadar ama biz yani biz çalışmıyoruz yani. Ben müdürüm. Saat 9'da geliyorum ama çalışanlar saat 7'de başlıyorlar. Anladım, anladım. Ama müdürlerin de ekstra görevleri var. Ekstra sorumluluk diyoruz biz. Yani onların işleri de ekstra zor. Belki bedenen zor iş yapmıyorlar. Yani vücutlarıyla zor iş yapmıyorlar ama Çok beyinleriyle biliyoruz. aynen bir organizasyon yapmak, bir planlama yapmak zorundalar. Evet, maalesef. Peki Navel, hafta sonları ne yapıyorsun? Hafta sonu uyuyorum. Bazen dışarı çıkıyorum ailem ile. Hafta sonu uyuyor musun? İnanmıyorum. Bir dakika. Uyumak tamam. Uyumak için yani bir günde 24 saat var. 24 saat mesela. Birinci gün. Akşam saat 4'e kadar yani nasıl diyeceğim? Uyuyor musun? Evet. Wow. Biliyor musun Navel? Bazı insanlar uyumayı çok seviyor. Doğru. Ben eğer çok uyursam, mesela akşam 4'e kadar uyursam başım ağrıyor. Başım ağrıdan çatlıyor. Çatlamak yani çok çok ağrımak. Bu da bir tabir. Başım ağrıdan çatlıyor. Yani çok ağrıyor. Sen çok uyuyunca mesela 12 saat, 13 saat uyuyunca başın ağrır mı? Hayır, almıyor. Ne güzel. Bunun bir taktiği var mı? Bunun bir metodu var mı? Ali Bey, Bilmiyorum ben. sadece uyu. Sadece Sadece uyu. Yaptık. Bir dakika Navel, bir de hissetmiyorum. mesela pardon. Hissetmiyorum. Hissetmiyorsun, anladım. Sadece mesela uyanıyorsun, tuvalete gidiyorsun, geliyorsun, tekrar yatıyorsun. Evet. Yani normal olarak böyle yapıyoruz. Tamam. Ama evet, çok çalışınca uyumak bazen nimet oluyor. Çok keyifli oluyor. Sen şanslısın. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim Memnun aradığın için. oldum. Teşekkür ederim. Kendine dikkat et. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kal. Bay bay. Evet, Navel ile görüştük. O arkadaşlar, o birkaç yıl önce Summer School yaz okulunda öğrenciymiş. Evet, ben onu yine bir tabir kullanıyorum. Ben onu hayal meyal hatırlıyorum. Hayal meyal hatırlamak. Yaz Ali Bey, tamam. Hayal meyal hatırlamak. Bu ne demek Ali Bey? Yani biraz hatırlamak. Yani o, ben onu galiba gördüm, böyle düşünmek. Hayal meyal hatırlamak diyoruz. veya hayal meyal hatırlamak mesela bazen gece uyanıyorsun. Gece uyanıyorsun. Annen veya baban veya eşin sana soru sormuş, tamam mı? Sen konuştun onunla, sen konuştun. Ve sabah bunun hakkında konuşuyorsunuz. Veya sen gece mesela kalktın, gece kalktın, su içtin, mutfakta oturdun falan. Sonra annen diyor ki, sen gece mutfakta
Mutfağa gittin, oturdun. Ne yaptın? Ya anne, çok iyi hatırlamıyorum ya. Hayal meyal hatırlıyorum anne. Ben su mu içtim? Evet oğlum, su içtin. Ya hayal meyal hatırlıyorum. Ben rüyada gibi hissettim mesela bu zamanlarda. Yani çok az hatırlamak. Hayal meyal hatırlamak. Bu da bir tabir dostlar. İnşallah understandiniz beni. Tamam mı? Bu da Ali Beyciğim. Tamam. Bu arada bakıyorum. Tamam. Benim zamanım önemli de. Zamana bakıyorum. Saat çünkü 9'da benim bir dersim var. Benim bir dersim var. Nerede? Danimarka'da. Evet. Budapeşte'ye gideceğim. Yok, Budapeşte'ye değil. Danimarka'ya gideceğim arkadaşlar. Evet, bu arada hadi bir arkadaşla Telegram'dan konuşalım. Çok kısa konuşalım. Telegram'dan kim konuşmak istiyor? Sayf var. Sonra Şahnaz var. Tatiana, Enes Yaman var. Enes Yaman, konuşmak istiyor musun Enes Bey? Eğer konuşmak istiyorsan el kaldır lütfen. Hamasi var. Hamasi Uçun, yo Hamasi bu, pardon, onun yazısıymış. Hamasi Uçun Özinga şükür Allah'ım. Her şey için teşekkür ediyorum Allah'ım. Galiba Özbekçe bu. Tamam. Evet, şimdi hemen bakıyoruz kim konuşmak istiyor. Kim konuşmak istiyor? Şöyle Ali Bey. Ali Bey konuşmak istiyor. Ali Abu Nimah. Ali Bey ile çok uzun zaman önce konuştuk. Ali Bey, açtım mikrofonunuzu. Merhaba. Ali Bey. Evet, Ali Bey. Sesi al. Ali Bey. Kapattım. Sesi tekrar izin ver. Şimdi Ali Bey, dinliyoruz sizi. Merhaba. Merhaba. Hoş Beni geldiniz. duyuyor musun? Çok iyi duyuyorum. Süper duyuyorum. Ali Bey, sanki yakında gibisin. Sanki diğer odadan konuşuyorsun gibi. Nereden konuşuyorsun? Bey. Galiba Telegram'da. Ali Bey, biz sizi duyuyoruz. Ali Bey. Ben Amerika'dan konuşuyorum. Yüzden internet çok geç gidiyor ve ses çok geç geliyor zannediyorum. Sanırım bu yüzden. Şimdi Ali Bey dinliyor. Bizi dinliyor. Evet, galiba 10 saniye falan var arada. Amerika çok uzak. Ali Bey, keyfin nasıl? Ne yapıyorsun? Maalesef sesle bir problem var. Çok iyi duymuyor musun? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ali Bey, şimdi nasıl ses? Evet, o zaman Ali Bey, sonra bunun hakkında. Sizi duyuyorum ama Instagram'dan sizi duyuyorum. Ben telefonda Instagram var ve Biz sizi çok iyi duyuyoruz. Sesiniz çok çok iyi geliyor. Ben bunun hakkında sonradan bir bakacağım. Hoparlör varsayılan diyor. Hoparlör. bilgisayarda Telegram var. Tamam. Amerika'da şimdi saat kaç? Amerika'da şimdi saat kaç? Bakalım. Şimdi nasıl ses? Alo. Tamam. Evet, saat 1 ve Ali Bey şimdi işte. Ali Bey, şimdi sesim Telegram'dan normal geliyor mu? Gelmiyor.
Bunun hakkında bir kontrol yapacağım. Bunun hakkında bir kontrol yapacağım. Mikrofona bakalım şöyle. Varsayılan dedim. Tamam. Belki Amerika... Anladım, anladım. Problem değil, problem değil. Sonra bunun hakkında bir çare bulacağız Ali Bey. Ben teşekkür ediyorum. Sonra umarım detaylıca konuşuruz. Tamam. Sesinizi duymak güzeldi. Sizinle konuştuk önceden. Çok iyi biliyorum. Aradığınız için teşekkür ediyorum. Sonra detaylıca konuşalım. Olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, Ali Bey'i uğurladık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için, izlediğiniz için. Havadan, sudan konuştuk. Ali Bey ile biraz konuştuk. Ve onun öncesinde Cezayir'den arkadaşımızla konuştuk. Navel ile konuştuk. Navel Hanım müdür bir firmada, büyük bir firmada müdür olarak çalışıyormuş. Aynen. Evet, yazan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlar da var. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu arada YouTube'dan seyrediyorsanız bir merhaba yazarsanız iyi olur algoritma için, veya selam yazarsanız aşağıya algoritma için çok faydalı olur. İstiyorsanız tabii ki. Yarın inşallah başka kişilerle konuşacağız. Daha detaylı olacak. Umarım sizin için bu akşam ve yarın çok iyi, ama çok iyi olur. Böyle temenni ediyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın.